ahir zamanda çektiğimiz acılar, Müslüman'a çektiği acıların sebebi ahir zamanı bilmemeleri ve ahir zamanın gereğini yapmamalarından kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz bu hastalığın çözümünü söylemiş. Hastalık var, ilacı var, ilacını kullanmıyor Müslümanlar. Ben ilacını anlatıyorum. Hı hı. İlacından kaçınıyorlar. Eğer ilaçtan kaçınırlarsa hastalık devam eder ve acı çekmede de devam eder. Yani kan, Müslümanların dökülen kanı yetmedi mi Müslümanlara? Irak'ta dökülen kanlar, Afganistan'da dökülen kanlar, Filistin'de dökülen kanlar yetmedi mi? Müslümanlar artık birleşsin. Türkistan Birliği'ni oluşturalım. Türk devletleri de esir konumda. Mesela Doğu Türkistan'da Çinliler müthiş zulmediyor da bizim kardeşlerimize. Onlar Müslüman, dindar, halis, Türk, tertemiz kardeşlerimiz bizim. Mazlum insanlar. Oradaki genç kızlar, çocuklar perişan durumdalar. Yani kimsenin bundan haberi yok. Doğu Türkistan'da neler olduğundan kimsenin haberi var mı? Hayır, yok. Bilmiyorlar. Yani koskoca ülke. Doğu Türkistan'ı bilen bile yok hocam. Tabii, bak ne kadar ürkütücü bir şey bu. Orada gizli katliamlardan, yok olan insanlardan, faili meçhulde öldürülen insanlardan, evet, gece yarısı evinden alınıp götürülüp bir daha gelmeyen insanlardan kimsenin haberi var mı? Yok. İşte bak, bunların hepsinin çözümü Türkistan Birliği'dir. Bu dinsiz bile olsa bir insan, onun için de insani bir borçtur yani. Müslüman için farz, dinsiz için de, yani insanlığı varsa o insanın, yani insanlığı varsa, onun için de bir insanlık borcudur. Türkistan Birliği'nin olmadığı dönem hep acı dönem olacaktır. Yani bunun çaresi yok. Bunu Kafkaslar'da da görürüz. Başka bölgede de görürüz. Halen görmeye de devam ediyoruz. Bunun önü sonu kesilmez. Bu kan durmaz. Bunun tek çözümü Türkistan Birliği'dir. Bunu geciktirmek vebal altında bırakır insanları. Onun için bizim millet olarak, Türk milleti olarak bunun için var gücümüzde Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Doğu Türkistan, bütün Türk devletleri, Kırgızistan, hepimiz bir kere bu birliği acilen bir araya gelip halletmemiz gerekiyor. Geçen her gün zararımıza ve aleyhimize olur. Allah esirgesin. Bak bugün Gürcistan'da akan kanlar, Abazların sıkıntısı, Rusların çektiği ızdırap, bunların hepsinin kökeninde Türkistan Birliği'nin olmaması yatıyor. Müslümanlar çözümüne yanaşmadıkları için bu olaylar devam ediyor. Çözümü bütün Müslümanların birlik olmasıdır. Bu farzdır. Allah'ın emridir. Yani namaz kılmak gibi, oruç gibi farzdır. Bir insan namazını kılmıyorsa fısk içindedir. İslam aleminin birleşmesini ve birlikte hareket etmesini istemiyorsa yine fısk içinde olur. Yani günaha girmiş olur. Bunun en güzel çözümü Türk milletinin öncülüğünde, Türkiye'nin öncülüğünde, Türk devletlerinin desteğinde bir Türkistan Birliği'dir. Türk milletini lider olarak görmemin nedeni ahlaken ve mücahit ruhu yönünden çok güçlü bir millettir. Metafizik bir millettir Türk milleti. Ve özel görevlidir. Allah öyle yaratmıştır. Yani Allah'ın kılıcıdır Türk milleti. Seyfullah'tır. Böyle bir özelliği vardır. Yani kılıç derken gidip insanları doğramak, kesmek değil. Adalet kılıncı bu. Adaletiyle, güzel ahlakıyla, sevgisiyle, şefkatiyle, merhametiyle, dürüstlüğüyle Türk milleti bu konuda liderlik görevini mükemmel yapacak güce sahip ve tecrübesi var. Yüzlerce yıllık tecrübesi var. Yani üç kıtada İslam ülkelerinin gayet güzel mutluluk içinde, huzur içerisinde yönetmiş. Az bir güçle. Yine bu aynı yapının yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bir yeni modern Osmanlı gibi. Bir Türkistan Birliği'nin oluşması gerekiyor. Böyle bir yapılanmada Hristiyanlar, Museviler, hatta Budistler, hatta ateistler, herkes rahat eder. Bütün Müslüman alemi huzur içinde yaşayacaktır.